Bakayım ya nasılsınız? Ay müzik açamıyorum. Hiçbir reji yapamıyorum. Ne kadar üzücü ya. Bakalım Bartu gelmiş mi? İstediğimde Bartu'yu atabilirim. Olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu an. Bartu yan gelmişsin ve Peruklu da gelmişsin üstelik. Yan duruyorsun Melikşah. Aşkım çevir ekranı. Bir şey diyeceğim. Bartu. Nasıl? Bartu Merhaba. Günaydın. geldi. Günaydın Bartu. Bir şey diyeceğim. Aşağıda yorumları pinlemek artık senin görevindir ha. Bak onu Evet unutma. biliyorum. Gevrek Pinleyeceğim. gevrek oturduğun yerden konuşamazsın. Bu Evet resmen. bir önceki yayınımızı adeta bitirip ikinci bir bonus yayın açmış gibi. Bartu. Resmen öyle bir gibiyiz ve uzun zaman sonra ben adeta tapımdır. Evet, Çok mutluyum. gerçekten Keşke tat. yani bak mesela ya hatalar birbirini kovalamaya başladı. Keşke Bartu açıkçası burnumun daha az kızarık göründüğü bir gün olsaydı. Oğlum burnun kızarık falan gözükmüyor. Bu filtreyi de çıkar. Gerçekten Onur Tuna ile canlı yayın yapıyorum gibi bir yerdeyim. Onur Tuna ve Late Tarkan gibiyim. Bartu benim şu anda normal bir şekilde kırmızı burnumla burada durmam mümkün değil adam. Erkut gerçekten gözükmüyor kırmızı burnun. Burada ayrıca yani kimse de senin gül yüzüne, gül kaşınla, yüzümüze burada kimsenin olmadığını biliyoruz. Bartu benim yüzüm için gelseler artık sanırım çok yayın önce gitmiş olurlardı. 40 yayın beklemezlerdi. Yani Teşekkür kesinlikle. ederim İrem Derici. Peki sen nasıl görünüyorsun? İstiyorsan sana bağlanabilirim ama çünkü ben tapım sonuçta. İstediğimi yapabilirim. Bence ama İrem Derici hakikaten bugün artık makyajsızdır diye düşünüyorum Bartu. Yani Bartu? Derici'nin makyajsız İrem alo 1 2 Evet. 3 ha, İrem Derici'nin makyajsız olduğunu bir o makyajlı olduğunu biliyoruz arkadaşlar şu anda. İrem Derici'nin ben de makyajlı olduğunu biliyorum. Şimdi İrem'i yayına alırsam eğer onu ben atabilir miyim çok emin değilim. O yüzden Zaten istiyorsan atılamayan bir ünlü yeter diye düşünüyorum bir yayına. bence de. Bartu, Evet. dilersen şu Demet Hanım'ın ayak tabanıyla başladığımız video yolculuğunu bir noktalayalım. Ben onu kapattım bile çoktan sonrasında görmek istemedim artık sonrasında. Ama güzel çalmışlar. Hatta sonra yorumlarda Demet Hanım'a şey diye soruyorlar. Bazen magazincilik bir damarım şu anda böyle bir şey yapıyor, zınzınlıyor. Demet Hanım'a yorumlarda soruyorlar. Ay bu fikir çok güzel. Kimin fikri bu filan diye. Tunç'un fikri diyor. Tunç'un fikri. Tunç. Yani bilmiyorum kim Tunç olduğunu. şey, Zoe Bell'in başlattığı bu Hollywood aktrislerine herhalde videosunu yapan kişidir Tunç. Çünkü onun fikri. Diyebiliyorum Bartu. Ya da Tunç'un fikri şey olabilir. Ya şöyle güzel bir video var, onu çalalım. Bartu Arap videolar konusunda ama yani genelde Türk yönetmenlerimiz hiç fena değildir açıkçası. Aynen biz de burada çalıyoruz, çırpıyoruz bu arada. Hak da yemeyelim şimdi bir Bu yandan. arada da bu arada Bartu. Yani ben Burak Altın'dan kaç tane haberini burada adını göstermeden Çorladık. okumuşumdur. Delilerce çorladık. Çorlamışımdır. Çok çorladım. Bizi de çorluyorlar. Çorlama karşılıklı al gülüm ver gülüm bence okeyiz. Daha Bartu yayının okeyiz. açılışında vaka sayısını aldığımız beyefendinin adını ben şu anda unuttum yani. Oktay Şenol olduğunu Çok görüntüledim hemen önümdeki kağıttan. Bartu ben profesyonelimdir. teşekkürler. Bartu açıkçası içinde kalan bir şey varsa onu söyle. Mustafa Sakallı çünkü şu anda dikkatimi dağıttı benim yorumuyla. Bonus mu demem gerekiyor Melikşah? Biraz da bakayım. Bonus. Güzel dedin gerçekten. Gerçekten de bonus. Peki arkadaşlar, ünlüler, hazır mısınız benimle tatlı bir yolculuğa çıkmaya? Ne dersiniz? Şöyle birazcık beraber tatlı bir maceralar yaşamayalım mı? Yok artık ya İrem. Bu şekilde Hayran insanların... sendeki doymaz nefse. Ah, ah, Bu şekilde insanların moralini bozamazsın ya. Duymuyorum seni, at beni. Arkadaşlar bu kadın her gece böyle olamaz. Bu iş böyle gidemez. Ay bak nasıl tap maceram? Nasıl gidiyor sizce? Hiç fena değil sanki. Kimseyi pinlememişim.
Bakalım sıradaki ünlümüzden bir ses gelecek mi? Ünlü seç diyor Bartu'ya. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Bartu'yu çok daha iyi anlıyorum. Ünlümüz gelene kadar üzücü bir bekleyiş oluyormuş burada. Bakalım sıradaki ünlümüz kim olacak? Ay benim tapımda hiç çekilmiyormuş gerçekten. Bunu söylemek istemezdim ama. dur bakayım. Allah Allah. Tat kaçtı. Bartu bir bir yorum yaz be Bartu. Dur bakayım. İrem Devzi geldiğine göre biraz da Boran Kuzum mu görsek acaba? Ne dersiniz? Ay Bartu gidip gelip. Kardeşim nasıl? Berbat bir his değil mi? Çok kötü bir his. Seni yani yukarıda çaresiz görmek birazcık zevkli. Beni yukarıda sadece bu yani bir kereliğine çaresiz görebilirsin hayat boyu Bartu. O da bu yayında. Yine de çok tatlısın her şeyinle. Bu zor zor günlerinde yanında olduğum için çok şanslıyım. Bir şey diye, haberlerimize devam edelim. Hiç de önümde haber yok gibi de görünüyor. Bartu senin böyle çok da yani yükselmediğin haberlerden bazılarına geçebiliriz istiyorsan. Bir şey diyeceğim. Bak şey güzel. Bu kadar diyoruz ya şiir okumayın abi. Tiratlarınıza ihtiyacımız yoktu ya aslında. Ya da işte ne bileyim müzikte mi canlı çalıp da söylemeseniz mi kardeşlerimiz falan gibi şeyler yaptık ya bugüne kadar. 1 Mayıs'ı hep beraber coşkuyla buradan nasıl kutlasak ya falan derken bence müthiş bir usta oyuncu ne yapılması gerektiğini gösterdi ya. Ne diyorsun? Bakayım Bartu. Ya altta. Diyeceğim. Bu şeye girsek mi? Podcast olayına. Ne olayı? Podcast. Ne o? Yani işte böyle radyo yayını gibi bir şey. Türkçesi yok mu? Türkçesi işte radyo yayını gibi bir şey. Acaba önemli bir şey. Fransız. Ne? İngilizce bilmeden hepinize aylar. Ya ve Bartu. Gerçekten podcast'e başlamış ve müthiş ya. Gerçekten güzel. Hani evinde oturup Instagram'dan live yapıp iki kişi gev gev konuşacağına affedersin. Gerçekten insanlara bir katkı sağlayacak bir şey yapmış mı yapmış yani Çınar ne yapacağını bilmiş. Bartu kesinlikle şu anda yani hakkında olumsuz herhangi bir görüş beyan edemediğimiz herhangi bir ünlüyle daha birlikte olduğumuzu görüntüledim. Evet evet aynen. Kendisini de birazcık açıkçası özlemişsiniz ve podcast'ta soru cevap şekli de çok iyi kendisini. Ne gerçekten yalan çok iyi. Yani dinleyin ya zaten kısa 6 dakika 6-7 dakika falan bir şey ya çok komik. Aynen ve aynen. Umarım devam eder yani ki eder zaten bana yani etmeyecek mi ya. Sen üstteyken dikkatin çok dağılıyor bu Bartu, arada. Bartu dikkatim inanılmaz dağılıyor ya bu nasıl bir yani, reji yapmak falan. Yani bunu ilk kez duymuyorsundur umarım. Ya yani beni dinle oğlum. Hadi. Dinliyorum Bartu. Seni dinliyorum. Son kez yani dinliyorum demek istedim. Bakalım birazcık daha back to basics diyelim. Çünkü böyle olacak gibi değil. Belli ki Bartu'yla bu iş yürümüyor. Canım kardeşim seni çok özledim. Caner. Evet. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Heyecanla izliyor. Ha? Çok mükemmel gidiyor. Öyle mi? İnanılmaz. Beni 1 ile 10 arasında kaç seviyorsun bakalım? 4. Teşekkürler, pislik. Elveda. Evet, çok eğlenceli arkadaşlar. Ünlü maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neler yaşanacak ilerleyen dakikalarımızda. Bartu kalbimi kırmaya devam edebilecek mi? Merhaba Boran Kuzum. Benim bu yayında işim yok. Benim bile önce atman lazım. Ben pek öyle duymadım. Sana bir cevap hakkı doğdu Boran. İstiyorsan ne bir şeyler söyle. Çünkü buradan geniş geniş alevler atıyordun. İstiyorsan evet. Bir de sesli duyalım. Merhaba İrem Derici, nasılsın? Evet.
Mükemmel. Ay ya, resmen ava çıktım. Arkadaşlar bakın, taş taş üstünde bırakmayacağım. Bu tek taplık günümün tadını çıkaracağım. Bakalım. Bana bunu yapamazsın Melisa. Kardeşim yapacak bir şey yok. Burada eş dost avındayım. Çok kötü. Kapat. Of. Allah'ım. Tamam peki. O zaman Alican Yüce Show Show'umuzla nokta atışı diyelim. Bartu, tamam hadi peki Bartu. Özür dilerim. Geri dön Bartu. Vallahi sistem. Ne anlatayım? Bartu gelene kadar güzel tatlı bir şeylerden bahsedeyim. Bartu bir J be. Bu kadar zor olmamalı. Ay küstü galiba bana Bartu arkadaşlar. Yani yok resmen yayında. Bartu gitmiş olamazsın. Sizi oyalamak konusunda çok kötüyüm. Bana da taşı kartı geçiriyorum Merit'cim. Evet arkadaşlar. Bana destek olan Bartu yok mu? Aga bana bunu yapamazsınız. Nüket Duru burada mı? Böyle anlarda çünkü aklıma hep Nüket Duru gelir. O zaman bir dakika, Bartu yoksa ben Bartu'ya çok yakın bir başka isim de tanıyorumdur. Ve onun da gelmediğini görüntülüyorum. Arkadaşlar neler oluyor? Bana böyle bir ayıp yapılamaz ya. Dur bakayım. Hayda, kadın da gelir gelmez attım. Bunlar başka odada mı nedir? Asla anlamadım. Karısı yanındadır, belki açar diye düşündüm ama. Bartu? Efendim Melikşah. Ya sen küsüp koltuğuna mı gittin? Koltuğum mu? Yatağımda. Ya Peru koltuk zannedemezsin yani, o kadar da değil ya. Bartu, seni yatay pozisyonda her gün görmüyorum açıkçası. Bir kere tap olduk diye bu kadar da değil yani. Mahremime girdin ya. Ne olur at beni. Çok elim ayağım titriyor. Bartu, bize biraz ev turu diyebilir misin? Hazır gelmişken yatak odana kadar. Ay ne kadar çok terledim biliyor musunuz? Yalan yüreğim, yalan yalan. Komşular ay, benim komşum olmak da zor valla. Çalınmayan çiçeklerim. Ya gerçekten bu kadar yani, ne yaptın beni atıp, pişman mısın? Bart, arkadaşlarımın canını sıktım açıkçası, çok da yani benim yanıma kar kalmadı. Önümüzdeki günler burnumdan fitil fitil gelecek bazı hareketlerde bulundum. Sanki sokağa çıkma yasağı her günmüşçesine arkadaşlarımı aramı bozdum. Ama en çok da Meriç'in beni kıramayıp yayına geldiği o saniyeler. Meriç'in yüzünde kırmızı bir ışık mı vardı? Evet. Peki sen Bora'nın el yordamıyla alev yaptığı dakikaları görüntüleyebilir misin? Ben görüntüleyemedim. Onları, telefonum kilitlendi çünkü. Bir şey oldu. Onları evinin genişliğiyle ilgili sanırım bir oryantasyon yapıyorsun bize Bartu. Çünkü bayağıdır mekanına gelemedim. Geldim şu anda. Ay Bartu, sana bak, ajan gibi yeminim. Her şey farkında. Ne diyor ya? Bartu geri dönüp Peru'nu almışsın. Onu iddia ediyor kendisi. Ve kesinlikle doğru bilmiş kendisi. Bartu, açıkçası ben videoda gösteremiyorken benim yukarıda ne işim vardı? Gerçekten ilginç bir yayın oldu. Kah eğlendik. Kah yandığımızda bir köpek avı tecrübesinde bulundum. Ben çok eğlenceliymiş kesinlikle arkadaşlarımıza kan kusturmak. Benim de anksiyeteli arkadaşlarım var. Onlarla tanıştık bu gece. Evet. Ne diyelim? Sevdiğimiz bir videoyla hadi devam edelim Bartu. Ya benim önümde yani dünden şey görebiliriz. İşçi Partisi'nin ağaç kavuğunda kutlaması vardı. Evet, dün çok önemli bir...
Dört gerçekten de Meltem Hanım'ın bu videosu çok iyiydi. Harika bir video. Yani en sevdiğim, sevdiğim bir video derken aklıma bu geldi. Vitrini çöken kadın açın artık yazamazsın Ezgi. Yetti artık. Yani Ezgi'nin bu tutkusu. Ben Butgullüm'de falan gördüm artık bugün o videoyu ya. Tekrar viral oldu. Biraz dolanmış. O keşke Sarpapa alıp gelseydim. Durduk yere Sarpapa alsın. Gelmezdi herhalde bana Bartu. Kesin yapsaydın öyle bir şey ya. Keşke yapsaydın öyle bir şey. Yapsana ya. Hadi. Durduk yere var mı? Dinliyorum ben. Arkadaşlar Sarpapa mı gelse? Yapsın diye. Dün sanki bu yayına gelip Efulim'i yansıdıktan sonra bu tecrübe sona bir şey diyeceğim. Sarpapa. Ama bak sana bak bana söz ver. İçinden 3'e kadar sayıp at. Sarpapa. Ha. Ay Sarp'a ben kıyabilir miyim ya? Yok gelmesin Bartu. Belki tamam. Müsait değildir. Tamam peki gelmesin. Evet. Yetti artık ya bu çocuğa yaşattığımız. Ne gerçekten yetti. Evlerindeki huzur kalmadı ya. Adam dün tam yani yeni bir step'e geçmişken bugün yine bunu yaşatamayız. Bana şey dedi ya dün heyecandan Efulim'in nakaratını unuttum. Oğlum artık o derece yani öyle düşündük. Bartu ben Efulim şarkısında Efulim dendiği anı yakalayamadım Sarp'ın liriklerinden. Hemen atacağımı düşünmüş atmadım çünkü ben de duygusal bir an yaşadım yani. Ya ben burada yorum filmliyorum. Tekrar izledim ve sen resmen duygulanıyorsun. Evet duygulanıyorum ya bir özel bir andır oğlum. Bir yani Sarp Apan bir yayına gelip Efulim okuması her gün yaşanacak bir şey değildir bu. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Beyaz Show'da bir tek yakalanmış bir andı bu daha önce. Öyle bir şey var mı geri dönmeye hazırlandığı? Evet öyle bir tweet atmış. Çok iyi. 20 bin kişi bu tweet'i işte favlarsa gibi bir harekete girmiş kendisi. Ferhat Göçer'in hareket bir zaten önder. Ya yüzümden yazılar geçiyor. Ay Bartu sen hiç alışamadık. Bu ayaklar baş yani, oldu. Tat kaçtı. Ben zaten bunu yapmayalım diyecektim sana ama heveslendiğin için hadi yapalım ya filan. Bir heveslendim ama pişman. Hiç ben herkes yerini bilsin. Pişman oldum şu anda. Ve yani önümde 8 dakika var. Geçti mi? Geçmiyor mu? Bitecek mi? Neymiş? Bak o fake hesaptan da bunları filan hepsini pinlemen lazım senin. İddiadır evet, demen lazım. Konuşuyoruz. Böylesin bak. Ay Bartu çok gerginmiş bu olay. Yani. Böyle bir şey olacak gibi değil ya bu. Böyle öyle bakıyorsun. De değilim bu arada. Öyle de değilim. Bartu bir insanın hem burnunda kırmızı bir şey çıkıp hem de o gün tap olamaz. Ya arkadaşlar Melik Şah'ın burnundaki kırmızı şeyi umursamayanlar J'ye bassın ya. Allah aşkına umursamayanlar ne olursunuz J'ye basın ya. J. Lütfen ya. Ya bu çocuk evet. Ne bu çocuk Allah aşkına burnunda kırmızı bir şey yok diye mi sevdik biz seni Melikşah bunca gündür? Zeynep Bastık Esra Ecem ben yatıyorum yazıyor. İnanılmaz ya gelmiş oraya. Esra ile falan Rayma Ali ile konuşuyor oraya gelmiş. Esra Ecem ben yatıyorum. Türkiye'nin starıyım. Hadi görüşmek üzere falan diye Türkiye'nin starıyım. Burak Yörük, L ile neyi kastediyorsun karşım? Sarp Apak da bak J'ye basmış ya. Kimsenin umrunda değil teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Metin Akdülger de J'ye basmış Bartu. Burak da zaten J'yi bulamamış. Teşekkürler bak, Metin. Ali Yorgolar. Bartu bak ben galiba seni atıp Metin'i alıyorum. Hayır hayır. Tamam küsme. Al Metin'i ya. Al. Metin'in de yeni albümü çıkmış. İyice tanıtıma bağlandı. Metin'in yeni şarkısı çıkmış evet ya. Evet. İstiyorsan sen Metin'in yeni şarkısını al. Metin değil. Ben dün Metin'e gönderdim request kabul etmedi. Hiç girme o topa. Harbi mi? Bence Atiye Oğuzhan gelmez diyorsun ha. Sosyete Oğuzhan gelmişken Atiye Oğuzhan gelmez mi ya? Ya hadi dene o zaman. Yok ben yok denemeyeyim. Çıkıyorum. Bartu öyle diyorsun. Çıkıyorum ve seni yalnız bırakacağım. Hadi ne diyorsun? Bartu! Metin artık gelmek zorundasın. Şu noktadan sonra çok üzgünüm. Bakalım. Hala buradaysa tabii. Çok gerginleşmiş. Arkadaşlar ben yani bunu bir daha yapamayacağım ya biliyor musunuz? Benim tablomun da sonuna geldik. Sana helal olsun koca yürek. Nasılsın Metin? Seni konuşamazken görüntülüyorum. Ay çok heyecanlandım. Aslında gergin değil mi ya?
Bilmiyorum, bu garip bir şeymiş. Ben hiç canlı yayına katılmadım bu arada. Yani normalde de katılmadım yani. Aa, hiç canlı yayına. Canlı yayın açan ünlüler kervanından sen nasıl paçayı kurtardın ya? Bu konularda konuşamıyorsun galiba. İkimiz de aynı noktadayız. Çok eğlenceli. İstiyorsan sadece bakışabiliriz de yani, ama yani neden böyle bir şey istersin? yeni single'ın hayırlı olsun Metin. Biraz da Sabah Tümer diyeyim ben o zaman. Ne kadar sürede hazırladınız bu parçayı? Bu parçayı çevrim için hazırladık bu arada. Yani Bursa'da Yeşil, diğer şey grubun diğer elemanları Bursa'da, ben buradayım. Evet. Bunu da yaptık. Peki Spotify'da bulabilirler şarkıyı. Başka hangi organlardalar? Hangi mecralarda? Hemen hemen her yerde var. Yani şey, dijital platformların birçoğunda var. Tamam. Peki, çok heyecanlıyım ben. Ben de çok heyecanlıyım. Bu yayının bir geleneği var biliyor musun? Bunu sana yapacağıma inanamıyorum. Bunu nasıl yaptım ben? Ha bu çocuğa. Ya uf, gerçekten yani zor anlar yaşandı be. Hadi tamam Bartu, hadi. Metin'in kırmayıp gelmesi. Artık şu şarkıyı lütfen dinleme rekoru kırılsın Spotify'da. Bartu çok zorlandım. Böyle olmaz bu iş Bartu. Bartu ben hiç böyle bir açıdan görmemiştim daha önce. Benim yeşil tişörtüm var. Bir de... Aynen. Kesinlikle, kesinlikle doğru yoldasın. Doğru yoldasın Bartu. Bartu da cevap hakkını kullandığına göre sıradaki ünlüye geçelim. Arkadaşlar benim doğum günüme hoş geldiniz. Sevdiğim ünlülerle takıldığım harika bir serüvene herkes hoş geldi. Bakalım kim istekleri alayım, kim gelsin? Sıradaki ünlümüz kim olsun? Aa, ne demek Bartu katılamıyor? İnanılmaz, böyle bir şey olabilir mi ya? Bartu katılamıyor. Bu yeni bitirme vaktim mi geldi anlamına geliyor bu. Bartu şiir okuyacaksın daha. Barış Arduç yazamazsınız arkadaşlar. Yayında yok Barış. Meclis, seni bir daha alayım mı? Tamam peki. Allah Allah, herkes kaçtı ya. Bakıyorum. Bartu yok gerçekten. Arkadaşlar ben yani yutkunup nefes alıp verdiğime göre bir yayının daha sonuna geliyoruz gibi görüntülüyorum. Artık son bir yakışıklıyla bu yayına veda edelim. Ne yapalım? Madem Metin geldi. Bartu yayın mı açtı? Ne diyorsunuz ya?